Çiptes Merkezi'nden merhaba. Apple bir süredir unutulmayı yüz tutmuş olan iPod ailesini güncelleyerek bir kez daha aileyi kullanıcılara hatırlattı. Touch, Nano ve Shuffle ailelerinde aslında en büyük güncellemeyi Touch alırken Nano ve Shuffle ise yeni nesilde yalnızca yeni renklerle yetinmek durumunda kaldı. Yeni Touch ve Nano'yu daha önce incelemiştik hatırlarsanız. Bu incelememizde ise iPod'ların en küçüğü olan Shuffle'a yakından bakacağız. Yine Nano'da olduğu gibi Shuffle'da da tek fark yeni renklerle geliyor olması. Uzay grisi, altın, gümüş, pembe, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle gelen yeni Shuffle, elimizdeki modeliyle ise standart gümüş renkli olan model. Açıkçası elimizdeki modeliyle bir önceki nesilden hiç fark yaratmayan iPod Shuffle, keşke marka tarafından en azından bize yeni renklerden biriyle gönderilseymiş diye düşünmeden geçemiyoruz. Bari o zaman en azından biraz da olsa tat bırakır, bir heyecan yaratır, ancak bu haliyle bizi hiç de cezbetmediğini söyleyelim. Öte yandan Shuffle, Nano ve Touch arasında bizce en alınabilir olan cihaz, zira tek isteği müzik dinlemek olan kullanıcılara tam olarak hitap ediyor ve bunu boyutuyla da en rahat hale getiriyor. Örneğin koşuya veya yürüyüşe çıkarken klipsi mekanizması sayesinde rahatlıkla kıyafetinize takabileceğiniz olan cihaz böylece büyük kolaylık sağlıyor. Yeni Shuffle'ın farklılık getirmediğini söyledik. Tek farkı renkleri yaratıyor. Boyut itibariyle 1 TL ebatlarında olan cihaz yalnızca 12 gram ağırlığında. iPod Shuffle'ın kapasitesi 2 GB. Üzerinde yalnızca bir kulaklık girişi bulunduran cihaz, kutu içeriğinden bu girişi kullanarak müzik aktarımı yapabileceğiniz bir USB kablosunu da bulunduruyor. Yine kutudan çıkan kulaklıklarda aynı bir farklılık yok. Ses kalitesi olarak ihtiyacı karşılayan Shuffle 15 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor. USB'den bağlayarak şarj edebiliyor ve yaklaşık 3 saatte cihazı tam kapasitede doldurabiliyorsunuz. Cihazın fiyatı ise yaklaşık 170 TL dolaylarında. Bu anlamda Shuffle'da fiyatıyla dikkat çeken iPod modellerinden biri oluyor. Öte yandan son dönemde iyice daralan MP3 çalar piyasasında yakın fiyata Sony W2773 serisi bulunurken tasarımıyla Shuffle'a benzeyen ancak daha ucuz modeller de mevcut. Elbette burada marka ve kalite farkı gibi kıstaslar da devreye giriyor. Bu anlamda seçim tüketiciye, yani sizlere kalmış durumda. Sonuç olarak yeni iPod Shuffle'ı değerlendirecek olursak, önceki nesilden tek farkı renkleriyle sağlayan Shuffle'ın iPod ailesinin en anısı cihazı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira halihazırda cep telefonları varken bir de Nano ve Touch gibi boyutları biraz daha büyük olan, yani Shuffle'a göre büyük olan medya oynatıcıları taşınmak ve bu cihazlara yüklü miktarda para ödemek bu cihazları pek de cazibeli kılmıyor. Shuffle'ın sivrildiği nokta ise minik boyutu. Öte yandan fiyatıyla da daha alınabilir olan iPod, temel işi olan MP3 çalma görevinde en iyi şekilde yerine getiriyor. Elbette piyasada çok daha uygun fiyatlı modeller söz konusu. Burada da seçim, yani kullanıcıya, sizlere kalıyor.